süper lüks dairemizden çıktık. Sabah 8'e şimdi bir InDrive uygulamasından taksi çağırdık. Gize piramitlerine gideceğiz. Heyecanlıyız. Bakalım neler olacak. Öğrenci kartıyla girmeye çalışacağız. Öğrenci kartsız girerseniz 570 pound. Öğrenci kartıyla girerseniz yarı fiyat 270. Arap ya da Mısırlı olursanız çok daha düşük, 50. Tamam, o panorama kısmına gidilir. Üf. Üf. Bir tane daha. Kokular gelmeye başladı. Ya bir şekilde girdik. Bir şekilde zor olmadı. Hiç de zor olmadı. Aynen öyle ya. Oh Allah. Uy şunlara bak. Allah'ını yok. Allah'ını seversen bu ne? Allah Allah. Tam da bir kalabalık geldi arkamızdan. Galiba sağdan gidiyoruz aşkım ya. Foto? İstiyor mu? İstemiyor musun? Daha mı yakından istiyorum? Vay lan aşkım bu kocaman. Açtın mı? Çarşama kadar. Şunları bekliyorum ben de. Nasıl hızlı geçtin? Önce sağdakinden mi başlayalım? Ya da? Ya hani bey. Mafi mafi. Ya amaç. İçin para içmedi. Dün akşam çarşıda dolaşırken bir tane böyle genç bir çocuk yanımızdan bize fısıldadı. İşte dolar çevirmek ister misin gibisinden böyle. Biz bir 3-5 adım yürüdük. Ulan sonra dank etti. Döndük. İşte ne kadardan bozduruyorsun falan. Çocuk 63-64 deyince oha dedik, biz İskenderiye'de 55'ten bozdurduk. Orada mecburiyetten bozdurduk ama düşük olduğunu biliyorduk. Evet. Mecburiyetten bozdurduk. Kapalı olunca pazar günü para lazım yani mecburen. Biz de bozdurduk. Neyse sonra işte sohbet muhabbet verdik bir $100. Aldık bir işte 63 bin. Paraları göstermek istemiyorum. Bir tomar para cebimizde geziyor şu an. Hiç kendimi güvende hissetmiyorum bu kadar parayla. Neyse sonra şey bu buraya giriş için online bilet almaya çalışıyorduk. Çünkü hani dolarla eğer biz online bilet alırsak yabancı ülkeden almış olacağımız için dolara çevirip kendi işte liramıza çevirecek falan böyle kura girecek işte bilmem neye girecek falan. Dolara çevirirken de şu an kendi resmi kurları 30 mesela. Evet. 30'dan çevirecek daha çok biz borçlanacağız dolar olarak. Ama yani biz bu kara borsadan evet. iki katı daha fazla pound aldığımız için şu an bize giriş fiyatı yarı yere düşmüş oldu. Daha çok paramız var yani. Hem öğrenci ödedik hem de. Ha bir de evet o da var. Hem normal ödeyeceğimiz parayı yani resmi kura göre dolara çevirdiğinizde o ödeyeceğimiz paraya göre kara borsadan çevirip nakit verdiğimiz için yarı parasını ödemiş olduk aslında. Ama nakit kabul edilmiyor. Burada kart ödemeniz gerekiyor ama birileri var orada kartım yok ben nakit ödemek istiyorum derseniz biraz komisyon alıyor. Mesela ama her türlü kardasınız. Biz de şöyle oldu, indik başladık mırıldanmaya işte bizim şey zaten sizi buluyorlar direkt böyle yaka kartlı elemanlar işte çakma çakma yaka kartlarını takmışlar. Yok buradan yok şuradan şöyle ticket al böyle ticket al bak bu kadar para. Neyse biz derdimizi anlattık, adam da zaten o iş için oradaymış resmen. Tamam dedi işte. Öğrenci kartlarımızı gösterdik. Bak dedik bize öğrenci al. Seda'ya tamam dediler. Benim öğrenci kartını kabul etmediler. Ben bir arkadaşımkini almıştım sağ olsun. Vermişti bana. Ama ben de bir şekilde yok şöyle yok böyle. Bak burada üniversitesini yazıyor. Yok şu bu diye. Kabul ettirdi. Abi de işte. En son böyle tatlılık yaptım ya dedim. Lütfen. Nerelisinize de girdik böyle Türk mülk deyince tamam dediler. Neyse onu kabul ettirdik. Normalde 540 turistlerin girişi 540 pound.
Öğrenciyi yani 270, direkt ikiye bölüyor. 270. Şekilde birikim yapmaya çalışıyor. Parasını korumaya çalışıyor aslında. Öyle. Çok bir şey. Değişik benziyor bir millet. Değil mi? Evet, bir yerlere benzeteceğiz yani. Ama nereye acaba? Bizde bir ülke duydum böyle işte kredi çekiyorsun ama krediyle çektiğin krediyle dolar alamıyorsun falan filan. Hani ben de öyle bir ülke duymuştum. Burası daha abartılı, evet. Yani millete dolar vermiyorlarmış ya. Bankadan gidiyormuşsun, dolar vermiyorlarmış. Hani yurt dışına çıkacaklara sadece biletini gösteriyorsun. Ondan sonra sana dolar veriyor devlet. O da kısıtlı yani. Yani o kadar saçma ki sistem. Yani. Neyse. Ve insanlar mı kabul etmiş bunu, biliyor musun? Yani, ya, yani çok işte, kabullenmiş gibi duruyorlar. Bir şekilde baskılanmışlar insan işte, ne bileyim. Acayip acayip işler ama kafanda, neyse. Kafanda bak ya, çok güzel. Üf, ben şunun üstüne bir tırmanayım ya, kimse bakmıyorken. Evet, daha aylar öncesinde bilet ilk aldığımdan beri sayıklıyor. Diyor ki piramitlere tırmanacağım, piramitlere tırmanacağım. Ya diyorum, polis yakalar, yasak, hapse atılırsa. Bak bakayım etrafta polis var. Geç şuradan arkasına, hemen soldan. Yürü. Dinlemiyor beni ya. Ben bir koşu çıkar gelirim şuraya şimdi. Bir koşu dediğin, şurada kesilirsin bak. Yalnız o kadar büyük ki şehrin öbür ucundan gözükmeye başlıyorlar. Şurada. Sabah erken geldiğimizin şu an çok tenha. Sabah erken geldiğimizin de çok rahat bilet alabildik. Ha, bir de o yandan evet, sıra yoktu. Normalde bu bilet sırası kaosmuş var ya, biz videolarını işte biz okuyup şey yaptık. Ya şu an. Şu an çok iyiyiz, evet. Bilet nasıl söylüyordu sizi, yiyecekler ailede işte. Evet. Gizada mahvolacaksınız, sizi yolacaklar. İşte sinirleriniz oynayacak falan. Ama şu an hiç öyle bir şey olmadı. Şu an iyiyiz, dur bakayım erken konuşma gene de. Yalnız aşırı bir çiş kokusu var, kaka kokusu var. Yani şeylerin, hayvanların. Çok fazla deve var. Leş gibi kokuyor açıkçası. İlk giriş kısmı. Aa, şu an evet, geçti biraz. Ama şimdi buraya mesela neden asfalt yaparsın? Allah cezanı vermesin senin ya. Buraya niye asfalt yaparsın? Ya bari yani? Kilit taşı döşe. Değil mi yani hani? Arnavut kaldırım döşe yani. Hani eskitme, şunun renklere uyacak bir şey döşe ya. Niye bu gerçekten? Yani saçma sapan işler ya. Ayrıca neden araba geçiyor ki yanından? İşte değil mi? Baksana yani, sol tarafına. Buraya kadar araba park edince ne oluyor tam olarak yani? Saçma sapan iş ya. Kime sorduysak pişman olacaksınız, işte küfür edeceksiniz. Şöyle bayacaklar, böyle bilmem ne. Çok kötü dediler burayı. Biz de tabii ister istemez biraz tırstık. Ama şu ana kadar iyiyiz. Girişten kolay geçtik. Ya, beklentim çok düşük olduğu için mi nedir ama yok ya, hiç kimsenin anlattığı gibi olmadı. Şu an rahatız. Ama kalabalıktan sıyrıldığımız için, hiç kalabalık görmediğimiz için şu an böyle bence. Thank you. Thank you. Sıcak oldu bu ha. Öğrenci kartını aldın mı? Evet. Şimdi saklarız mı? Bilet girişi paramızda. Nerede senin biletin? Yok, cebimde. Öğrenci kartın nerede? Evet arkadaşlar, açıklıyorum. Piramitleri uzaylılar yapmış. Evet. Yani bu bilgi artık saklanamaz. Gün yüzüne çıkıyor maalesef. Başkasından duyacağına benden duyun. Uzaylılar yapmış. Başka bir şey aramayın. Bu kadar.
No. Yes, we know we can pay here. And cash? We can yes. No cash. It's here online. Book. Barcode. Yes, we pay. No. Ya burada barkodtan online ödeyeceksin diyor. We can't do with online. Somebody please ya. Yes. Söz hel mi بعد اذنك بس هاي بصوا على الباب هنا. Okay. Thank you. It's here 50 meters. Yes, stop here. Only photo, no problem. Yes. I. You okay? Are you okay? Almadı adam içeri. Biz kapıda işte keş verip nakit verip gireriz diye düşünmüştük. Ama olmadı. Başaramadık bu sefer. Ne dedik? Krallar işte yöneticiler kendilerini öbür dünyaya hazırlamak için böyle bir kültür edinmişler, bir gelenek edinmişler. Gömüldükleri yerde böyle bir tümsekle başlamışlar öncüleri. Sonraları böyle çakma piramitler, yamuk piramitler. Sonraları da işte en güzel örnek olarak bu piramitleri yapmışlar. Düşünceleri ise öldükten sonra piramitlerle öbür dünyaya, yani işte bizim ahiret dediğimiz, onların da kendi inancına göre işte diğer öbür dünyaya göçeceklerimiş. Nasıl yaptırıldı o dedik. İşte böyle kocaman rampalar yapıldığı düşünülüyor. En mantıklı yöntem o çünkü. Böyle upuzun bir rampa yapıyorlar. Taşları da işte yağlayıp ya da altına böyle işte yuvarlak odunları koyup kaydıra 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 böyle yıllarca dizdiklerini düşünüyorlar. Yes. Ya. İkinci soru. Çorbacı buluşacağım. Bu kadar taşı nereden bulmuşlar? Bu kadar diyeceksin ki her yer çöl. Getirmişler. Her yer toprak. Maden yapmışlar. Hı. Taş ocakları yapmışlar. Evet, taş buradan gözüküyor mu? Bak şurası. Var. Biraz gözüküyor. Orası. Sonra o girişteki Sphinx'in orası. En mantıklı şeyi yapmışlar aslında. Daha uzaktan hatta getirmek yerine. Yetmemiş. Ta Asvan'dan Nil Nehri üzerinden. Hı, evet. Gemilerle taşıya taşıya getirmişler. O zamanlar tabii Nil Nehri piramitlere, buralara daha yakınmış. Ta 4500 yıl önce tabii yani. Ha, şu ortadakinin tepesindeki ne mesela diyeceksiniz? O altı dizilenlerin üstüne düzgün gözükmesi için dümdüz bir kireç taşı mı? Ayrı bir kireç taşı yapmışlar. Bu üçünden sadece şu ortadakinde üstünde biraz kalmış. O normalde bütün piramitleri kaplıyormuş. Hepsinde varmış ve yani efsanelere göre, ne kadar doğru bilmiyorum, o kadar parlıyormuş ki gündüz. Ta böyle çok uzaklardan hani bedeviler yollarını bu piramitlere göre bulabiliyorlarmış. Hatta bir tanesinin üstünde böyle dev gibi bir altın kütle bile varmış, öyle deniyor. Manzara noktasına ulaştık, biraz fotoğraf çekmeye çalıştık ama bulutlar bir türlü bize izin vermedi. Sürekli gölge düşüp duruyor. Açıyı yakaladık aslında ama işte ışığı bitirmek, bitirmek demek daha erken gelmek lazım. Tabi böyle 8 gibi direkt burada olmalı lazım. Hadi 7-7.30 gibi gireceksin, yapıştıracaksın buraya. Çünkü güneş tam oradan doğuyor. Buradan doğduğu zaman şunları güzel vuruyor falan filan. Neyse işte. Bu arada tarih 30 Ocak 2024. Giriş ücreti 540 pound. Hava biraz serin. Yani bulut gitti şimdi, o yüzden ceketlere gittik. Yoksa bulut olmasaydı güneş olacak. Güneşli güzel. Normal tişörtle ya da uzun kollu bir şeyle gezebiliriz. Şimdi elime geçen taze bir bilgiyi size aktarmak istiyorum. Bütün dünyanın buraya içip deyip bizim neden Mısır dediğimizi söyleyeceğim. Burasının resmi adı, yani Mısır'ın resmi adı Cumhuriyet-i Mısır, Mısır el-Arabiye'ymiş. Kendi aralarında da hani Mısır diye söylüyorlar Arapça aslında ama hep İngilizce gördüğümüz için ya da konuşulduğu için hep İcip denmiş. İcip de
Tanrı Ptah'ın tapınağının isminin Yunanca Agiptos'tan geldiği için bu isim verilmiş. Yani Ptah diye bir tanrı var. Bunun tapınağının ismi Agiptos'muş Yunanca'da. Yani Yunanlar vermiş bu ismi buraya resmen. Agiptos, Egiptos, Egypt hani olmuş. Mikelinos piramidinin ortasında kocaman bir yarık var. Gözüküyordur herhalde. Eyyubiler zamanında Sultan Elaziz Osman diye bir tane işte sultan. İşte bunlar kafir yapımı hani bizden değil falan diyerekten yıkmaya çalışmış, başlamış. Yıkmaya girişmiş böyle resmen. En küçüğünden başlamış sonra yıllarca sürmüş sürmüş ancak o kadar sökebilmiş. Beceremeyince de vazgeçmiş öyle. Yıktığıyla kalmış. Yani koparabildiğiyle kalmış. Çıktı bak. Dede piramidi. Kefren. Baba piramidi. Kufu. Oğul piramidi. Cücük Mikelinos. Şimdi bu güzelliğin bir de bu boyutu var. Her yer gördüğünüz gibi araba, at arabaları, tezek. Piramidin asfalt yol geçiyor, yol var. Evet ya. Yani anlayamıyor insan niye? Kız kardeşim. Allah'ım dan nereden gidiyorsun? Allah'ım yarabbim ya. Dayı nereden yürüyeceğiz? Nereden yürüyeceğiz? Hey hey, kafayı bir tane vuracağım şimdi. Salak. Aşkım niye dalaşıyorsun adamlarla ya? Sevmiyorum. Ama harbiden dur, şuraya durmasaydı yani. Bir sürü duracak yerim var. Onlar bize sataşmıyor, ben onlara sataşayım dedim. Ya insanları ya. Daha havaya kaldır, daha havaya. Niye? Evet, belki de. Eğer ola ki öğleden sonraya kalırsanız vaziyet bu. Ya öğlenden sonra bile değil, öğlen. Yani. Öğleden sonra. Öğlen. Sonra. Öğlen. Sonra. Ya sabah geldiğinizde kimse yoktu. Şimdi yani ne bu salon mu yok? O derece. Ve zaten biz daha sabah girerken şimdi yok var mı? Duyuyor. Sabah daha girerken develer yeni geliyordu. Şimdi tabii hepsi yerini almış. Öyle bir kokuyor ki yol. Ya bildiğin ahırdan geçiyormuşsun gibi ya. Çok kötü kokuyor. Cidden de kutu açı kendini boşluyor. Şimdi şu sağda gördüğümüz kardeşimiz kendisi Sphinx olur. Gözüküyordur herhalde buradan. Bu Sphinx nasıl yapılmış? Orada taş ocağı var. İşte bu piramitlere çıkarılan taşların ocağı. İş bittikten sonra demişler ki bir de şekil yapalım, imzamız olsun gibisinden. Ama kimin yaptırdığı tam bilinmiyor. Çünkü piramitlerdeki gibi aynı bunun da hiçbir şey yok. İmzası bir şey yok. Neyse. Adamlar madeni, koca taş madenini oya kaza bildiğin böyle bir heykel çıkarmışlar. Kocaman, dev gibi. Yani neredeyse bu piramitlerle aynı yaşta. Hatta neredeyse değil, aynı yaşta direkt. Dev gibi bir şey. İlginç. Sabah şurada biz geldiğimizde toplasan 10 kişi falan vardı. Şu an 200-250 kişi. Bak izleyime bak Allah aşkına. Koku da ayrı bir kötü ya. O kadar kötü kokuyor ki şu an. Sabah hiç böyle değildi. Ahırın içinden geçiyormuşsun gibi ya. İş. Neyse şimdi bir manzaralı kafe bulup çıkıp biraz keyif yapacağız. Bulabilirsek tabii. Nereden bulacağız? Şöyle piramit girişinin hemen yanında bir kafede, böyle manzaralı bir kafede oturuyoruz. Burada her şey merkeze göre 2-3 kat pahalı. Hadi dedik 2 tane içecek söyleyelim. Bu sefer de dediler ki
kişi başı 300 pound'dan aşağı sipariş kabul etmiyoruz. Yani sedanda 300, benim de 300 en az sipariş vermemiz lazımmış. Ya dedik saçmalamayın. Allah Allah. Neyse öyle olur olmaz yersin yemezsin derken tamam kabul ettiler. Burada Kral Kefren'in statüsü var. Bunu Giza piramitlerinin altında vadide bulmuşlar. Bu işte şu anki en yüksek piramidin sahibi. Bu false door, yani Türkçesi yanlış kapı anlamına geliyor. Bu ölen Mısırlıların öldükten sonra ruhlarının özgürce işte mezarından çıkıp tekrar girebilmesi için yapılan bir sembolik bir kapıymış. Yılan gibi. Baksana. Evet, çok acayip. Şöyle bir tasvir var bu taşın üzerinde. Çok güzel kazılmış. Burada yazdığı kadarıyla Mısır'da cücelik yüksek mertebe olarak kabul ediliyormuş. Yani cüceysen, cüce doğduysan direkt yükseliyormuşsun. İlginç. Buralarda zibilyon tane böyle mezar kapakları var. Hepsi ayrı bir kişinin, hepsinin ismi yazıyor. Bu üzerlerinde neleri tasvir ettiği yazıyor. İşte herkes bir tanrıya kendini adamış. Kimisi Horus'a, kimisi Ra'ya, kimisi Osiris, kimisi Isis. Böyle içine girdim mi çıkılamayan bir tanrı serisi var. Kimisi böyle mesela beyaz taş, kimisi böyle sonraları siyah taşa oyulmuş. Kimisi de böyle tahtaya yaptırmış kendi mezar kabını. Burada çok önemli bir taş var. Bu taşın ismi Rosetta taşı. Bu taşın üzerinde 3 farklı dil var. Eski Mısır, Yeni Mısır ve Antik Yunan alfabesi. Burada işte kabaca Mısır'ın tarihi, neler yaptığı, işte askeri başarılı tarzı bir sürü yazı var. Bu yazı, bu taş sayesinde Yunanca'dan Eski Mısır ve Yeni Mısır alfabesini çözüyorlar. Bu taşın önemi bu. Bu taşı da tesadüfen Fransızlar işte Mısır'da kale inşa ederlerken kazı sırasında buluyorlar. Yani aşırı büyük bir öneme sahip. Çünkü dediğim gibi bu Yunanca sayesinde Mısır, iki Mısır dilini, Eski Mısır ve Yeni Mısır dilini çözüyorlar. Çok büyük bir öneme sahip ve ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama daktilo gibi böyle tane tane yazılmış. Mükemmel bir şey. Ve o kadar güzel korunmuş ki. Burada iki tane mumya var. Diğer mumyalar galiba götürmüşler de. Birisi Tuya, birisi Yuya. Bunlar işte milattan önce 1300'lü yıllarda yaşamış. Firavun da değil, vezir ve vezirin eşi. Bunlar da onların mezar odaları mı diyeyim, mezarlıkları işte kocaman. Şu birisininki, işte Yuya'nınki. Şu Tuya'nınki. Bunlar dev gibi mezarlıklara defnedilmişler ki bunlar Firavun bile değil. Şu da o dış kabın içindeki mezar kabı diyeyim artık. Bu Yuya'nınki. Bunlar da diğer farklı mezarlıkları. Şimdi bu Yuya, bu Yuya bir papirüs yaptırmış. Onu bak şurada görüyoruz. 20 metre uzunluğundaymış neredeyse. Ta şuradan başlıyor. 20 metre geliyor. O kadar güzel yazılmış, o kadar güzel resmedilmiş, renkli renkli. O kadar güzel korunmuş ki. Bu Yuya'nın işte hayatında yaptığı şeyleri anlatıyormuş. Geziler, savaşlar, işte anlaşmalar, alışkanlıkları.
20 metre uzunluğunda bir yazı, papirüs, kağıt. İnce incik yazılmış böyle bak. İlişkileri, bilmem neleri. Ve sonra da işte bu da mumyası. Gerçek bir mumya. Küçük mumya kapağı. O güya, bu da tuya. Işıklandırmalar çok kötü. Çünkü şey, müze çok eski. Çok iyi ya. Yaklaşık 3 saattir geziyoruz. %80'ini bitirebildik. Daha %20'lik bir kısmı kaldı. Saat 5'e geliyor. Ufak ufak kovalamaya başladılar. Bunlar nasıl böyle korunmuş? Allah'ım kafa yiyeceğim. Sanki böyle fabrika yapımı gibi ya. Şunlara bak. 60'lı koymuşlar, yatırmışlar ranzaya. Şuraya geçeceğiz, tamam mı? Şu karşıya. Nereye? Survivor Mısır'da. Nereye? Şuraya, şöyle karşıya. Hadi gel. Yallah. Yallah. Dur. Survivor Mısır'da bakalım. İlk eleme kim olacak? Gönüllülerden selam yoksa ünlülerden Hakan mı? Şimdi buradan nasıl geçeceğiz karşıya? Geçelim hadi yavaş gelsin. Şundan sonra geçeriz. Evet amca. Şunun önüne. Amca. Önüne. Al. Şuradan. Hey. Al. Kayın bizi bir geçelim, sen şurada geç. Dur. Burada. Ve başardı. Başardık. Motorlar. Arada birbirini sıkıştıracaklardı. Seda az kalsın eleniyordu ama hala bitmedin. Ara yarışma bitmiş değil. Şuradan, nereden? Soldan. Ala. Görebiliyor musun burada? Valla. Amca. Hayır gülme. Hayır. O kadar dik değil. Hani Giza'daki bir tanesinin ortasında, üstünde şey. Fırının 3. piramidi. Nasıl rahat ediyorsun? İnmeye doğru git sen şöyle. Aşağı doğru. Müzik.